Selamlar arkadaşlar, e, Ereğli Demirçelik e, kap bildirimi geldi. Biliyorsunuz e, geri alım programı vardı. E, toplam fon 1 milyar TL'lik bir geri alım programı vardı ve geri alımlarına devam ediyor. E, geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. E, malum tabii ki borsamızda e, inişli çıkışlı bir belirsizlik hakim Son zamanlarda tabii seçim dönemindeyiz. Tekrar ikinci tur olayı var biliyorsunuz hafta sonu ve bu seçim zamanları borsalarda da belirli bir belirsizlik dönemi olabiliyor ve yatırımcılar için farklı zorluklar ve fırsatlar da olabilir. Ancak bu dönemlerde dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım benimsemek önemli arkadaşlar. Seçimlerde politik belirsizliklere ve piyasalar üzerindeki etkilerine dikkat etmeliyiz biraz burada biraz sabır sağlıklı karar vermekte yarar var bazı yatırımcılar için sonuçların seçim sonuçlarının borsa endeksleri veya hisse senetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğinden endişe eder ancak her seçim dönemi farklıdır ve sonuçların piyasalar üzerindeki etkisi önceden tahmin edilemez e, diyelim ve biraz olsun e, şu endeksi görüyorsunuz. Şurada e, düşen trendimiz var. E, bu düşen trend 5700 e, seviyesinden bu yana. Tabii ki bunu kırmamız gerekiyor. Kırmamız için de e, 4800'ün üzerine atmamız lazım. E, ki e, bu düşen trendin üstüne çıkalım. Ve e, 5000'e doğru e, yolculuğuna devam etsin. Endeks. Biz 100 böyleydi. 4424'den kapattık. Şimdi Ereğli'ye geçelim. Ee, şöyle baktığımızda önce kat bildirimine bir bakalım. Ee, akşam saatlerinde endeks kapandı. İki gün önce de alım yapılmıştı 22'sinde. Onun da videosunu yapmıştım. Ee, bugün de 24'ünde e, ortalama fiyat 30 lira 79'dan e, toplamda 1 milyon 625 bin adet daha pay geri alındı ve işlemin toplam tutarı da 50 milyon 27 bin lira oldu arkadaşlar. Bununla birlikte bugünkü bu alımla birlikte toplamda nominal değer 15 milyon 595 bin TL oldu. Bu payların sermayeyi oranı da %0,446'ya ulaştı. alımlarına devam ediyor. 3 yıl içerisinde toplamda 3 yıl içerisinde 1 milyar TL'lik e, lotları geri alacak Ereğli Demirçelik. Bugün de böyle alımını gerçekleştirdi. İki gün arayla üst üste alımlar gerçekleştirdi. E, 90 lira 98 kuruş e, de kapattık. Yine düşen trend var Ereğli'de. E, ne yazık ki aynı borsadaki olduğu gibi şöyle baktığımızda düşen trendi kıramıyoruz. Şurada denedik. <laughs> denedik ama tekrar geri döndü bu trend çizgisinden. Yani 34 lira seviyelerinden geri döndü. 2 gündür de 3 gündür de zaten hacimsiz bir şekilde 30 lira 31 lira arasında kaldı. Bu düşen trendi kırmamız için 34 liraya ulaşmamız gerekiyor. 34 liradan sonra artık endeksin durumuna göre, endeksin yükselişine göre bakalım. Pazartesi'yi bekliyoruz artık. Pazartesi günü seçim den sonra neler olacak hep birlikte hem endeksin hem de hisselerimizin durumuna bakacağız değerli arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için kanala destek olmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.